İnsansı robot hayalinin kökenine baktığımızda çok uzun süre öncesine gidebiliriz. Fakat bugün bildiğimiz haliyle, bugünkü konsepte en yakın tanım aslında hiç beklenmeyen birinden gelecekti. Bilinci ve insan zekasını kusursuz bir şekilde taklit eden, bilinçli makineleri henüz bırakın bilgisayarı, herhangi bir teknolojik gelişmenin, elektriğin, buharlı makinelerin bile olmadığı zamandan, 17. yüzyıldan bir dahi René Descartes tanımlayacaktı. Ama Descartes'in tanımlamasında bir gariplik fark edeceksiniz. Kendisi gelecekte insanların doğaya kusursuz bir şekilde entegre olmuş makinelerle yaşayacağı bir dünyayı hayal etmiyordu. O zaten o zamanda 17. yüzyılda ve aslında en başından beri bu makinelerin, robotların insanlarla birlikte yaşadığına inanıyordu. Nasıl yani? Gelin bakalım. Terminator 2 filminde Sarah Connor makinelerden, robotlardan bahsedince ve Skynet'in yükselişi ve makinelerin isyanı hakkında insanları uyarmaya çalışınca onu bir akıl hastanesine yatırmışlardı. Bilenler bilir. Peki insanların zaten en başından beri robotlarla birlikte yaşadığını iddia eden Descartes neden aynı sonu paylaşmadı acaba? Hem de 17. yüzyılda yapmıştı bunu. Büyük ihtimalle bunun sebebi Descartes'in hayal ettiği robotların apokaliptik bir hikayesinin olmaması, insanlığı yok edeceğini iddia etmemesiydi. Çünkü Descartes'a göre asıl robotlar bizim hayvan dediğimiz yaratıklardı. Balıklar, böcekler, kuşlar, sürüngenler, köpekler, kediler. Bu dünyayı paylaştığımız ve canlı olarak addettiğimiz her bir varlık ona göre çok hassas bir şekilde tasarlanmış makinelerdi. Çılgın bir fikir değil mi? Descartes'ı da akıllı bilirdik yani. Ne bu şimdi? Demeden önce bir dinleyelim. Ne demek istiyor? Öncelikle Descartes'a göre hayvanların avlanmak, eş bulmak, yırtıcılardan saklanmak gibi günlük rutinlerine uzaktan bakınca bunları bir amaçla, belirli bir hedefe yönelik yaptıklarını, korku, arzu, istek duyduklarını düşünme gafletine düşebiliyoruz. Fakat ona göre hayvanların hiçbir eyleminde, çok sevimli gelse de, bazen çok korkunç baksalar da, göz dediğimiz o optik sensörlerin arkasında en ufak bir bilinç kırıntısı bile bulamazsınız. Hayvan dediğimiz olgu en genel haliyle otomatik pilotta hareket eden bir mekanizmadır diyordu. Yani Descartes'a göre hayvan denen şey bugün sabah biz uyanmadan kahvemizi hazırlamaya programladığımız kahve makinelerinden daha fazla bilince sahip değildi. Benim gibi hayvan sevenler bunları duyunca tetikleniyor olabilir. Haklısınız. Bence benim çocuklar da gayet akıllı. Yani inşallah. Ama merak etmeyin, bir yere varacağız birlikte. Kahve makinesi diyorduk. Henüz medeniyetle ve teknolojiyle tanışmamış bir kabileden bir insana, otomatik çalışan ve kahve yapan bir makine göstersek bu şeyin içinde bir ruh, bir akıl olduğunu düşünmeden edemezdi mesela. Aynı şekilde biz de kimi zaman yunuslar, kuzgunlar, şempanzeler veya benzeri üstün zeka belirtisi gösteren hayvanlara baktığımızda özellikle bu türlerin bizimkine benzer arzulara, duygulara ve zekaya sahip olduğunu düşünebiliriz. Fakat işte Descartes'a göre sadece çok akıllı bir simülasyonun aldatmacasına kurban gidiyoruz. O kadar. Yani şimdi bunları duyunca Descartes'i nasıl bir akıl hastanesine yatırmamışlar diye sorabilirsiniz. Yalnız da değilsiniz bu konuda. Hem kendi zamanından hem de sonrasında birçok düşünür Descartes'in bu düşüncesini anlamsız, mantıksız ve en basit haliyle saçma bulmuştu. Fakat bu absürt düşüncenin altından çok değerli bir hazine çıkacaktı. Bir kere Descartes zamanının çok ötesinde bir zihindi. Bunu kabul etmek lazım. Ve en nihayetinde Descartes mekanizma terimiyle ifade ettiğimiz dünya görüşünün baş mimarıdır. Bu mekanizma bakış açısı daha sonra 17. yüzyılın bilimsel devrimlerine de ilham olacak bir kıvılcım olmuştur. Dünyaya mekanik bir bakış açısı getiren bu kavram içinde yaşadığımız evreni mükemmel çalışan bir makine olarak tabir etmiş. Ve bunun da ötesine geçerek evrendeki olayların tıpkı bilardo toplarının çarpışmalarında olduğu gibi kesin ve belirli neden-sonuç ilişkileriyle meydana geldiğini, her olayın kendisinden önceki bir olayın doğrudan sonucu olduğunu, evrenin mekanik ve öngörülebilir bir şekilde işlediğini söylüyordu. Bu tür bir evrende gerçekleşen her şey maddelerin matematiksel olarak açıklanabilir hassas yasalara uyan etkileşiminin hesaplanabilir ve tahmin edilebilir bir sonucuydu. O nedenle evrenin mekanik tanımına göre olan ve olacak her şey tahmin edilebilirdi. Ya da Descartes'in tabiriyle tek bir şey hariç her şey. O tek bir şeye birazdan geleceğiz. Bu hayvan bir makinedir argümanını biraz daha geliştirirsek.
İnsanın duyduğu acıdan bahsedelim mesela. Elinizi kızgın bir demire değdirdiğinizde gösterdiğiniz tepkiyi, vücudunuzun gösterdiği tepkiyi. Bu tepkileri de mekanik buluyordu Descartes. Hatta bir de tabir bulmuştu bu ilkel tepkiler için. Hayvani ruhtan bahsediyordu. İçimizde bulunan ve bir tür madde gibi tanımladığı bu ruhun vücudumuzun örneğin yanma durumunda gösterdiği tepkiye neden olduğunu, yanan yerimizdeki kasların kasılmasına neden olduğunu ve bizim bunu acı olarak algıladığımızı söylüyordu. Kendince bir tanım yapmıştı. Fakat bugün nörobilim bu tepkiye neden olan şeye hayvani ruhtan daha bilimsel bir açıklama getiriyor. Elektrokimyasal tepkime diyoruz bugün buna. Aslında Descartes'in iddiasını destekler nitelikte bu. Ve bu açıdan baktığımızda elindeki imkanlarla refleks teorisini açıklamıştı çok uzun zaman önce. Ama biz bu iddiayı ne kadar daha zorlayabiliriz? Ne kadar ilerletebiliriz? Yaptığımız ya da yaşadığımız ne kadar şeyi Descartes'in mekanik anlayışıyla açıklayabiliriz? Düşünce ve duygu denen şey bizi nerede durdurur? Ona sorarsanız bunun sınırı düşündüğümüzden de ileride. İşte burada Descartes'in ünlü dualizm anlayışı devreye giriyor. Descartes insanları diğer hayvan makinelerden ayıran şeyin ruh olduğunu söylüyordu. Bu ruh maddi olmayan, düşünen bir tözdü ve bedenle etkileşim halindeydi. Yani Descartes'e göre insan bedeni bir makine gibiydi. Ama içinde maddi olmayan, düşünen bir hayalet vardı. Bu anlayış bizi ilginç sorulara götürüyor. Mesela bir gün yapay zeka o kadar gelişse ki, bir robotun davranışlarını bir insanınkinden ayırt edemez hale gelirsek ne olacak? O robot gerçekten bilinçli olacak mı? Yoksa sadece çok iyi programlanmış bir makine mi olacak? Descartes'in teorisine göre ne kadar gelişmiş olursa olsun bir robotun asla gerçek bir bilinci olamaz. Çünkü maddi olmayan bir ruhu yoktur. Ama bu dualizm anlayışı da birçok soru işareti doğuruyor. Maddi olmayan bir ruh, fiziksel bir bedenle nasıl etkileşime geçiyor? Bu etkileşim fizik kurallarına uygun mu? Ve eğer ruh bedenden bağımsızsa, beyin hasarı neden düşüncelerimizi ve kişiliğimizi bu kadar derinden etkiliyor? Bu da bizi yine Terminator evrenine götürüyor aslında. Skynet'in kendi bilincine varması, aslında kendi karmaşıklığının farkına varması mıydı? Ya da daha da ileri gidelim. Eğer bir gün T-800 modelinden çok daha gelişmiş bir yapay zeka yaratabilirsek ve bu yapay zeka ben düşünüyorum öyleyse varım diyebilirse Descartes'in teorisi çürümüş mü olur? Fakat buna birinin itirazı var. Evet, Descartes'in dualizmi zihin-beden ayrımı üzerine kuruluyken çağdaşı Spinoza bambaşka bir yaklaşım getiriyordu masaya. Spinoza'nın conatus anlayışı, Descartes'in keskin ayrımının tam tersine her şeyin aslında tek bir bütünün parçası olduğu fikrini savunuyordu. Spinoza'ya göre evrende sadece tek bir töz vardı ve buna da tanrı ya da doğa diyordu. Yani zihin ve beden ayrı şeyler değil. Aynı tözün farklı görünümleriydi. Bu açıdan bakınca Spinoza'nın felsefesi Terminator evrenindeki Skynet'e benzetilebilir. Nasıl ki Skynet tüm makineleri ve sistemleri birbirine bağlayan, her şeyi kapsayan bir ağsa, Spinoza'nın tanrı doğa anlayışı da her şeyi içine alan, her şeyi birbirine bağlayan bir bütündü. Conatus ise bu bütünün içindeki her varlığın kendi varlığını sürdürme çabasıydı. Spinoza'ya göre her şey, insanlar, hayvanlar, bitkiler, hatta cansız nesneler bile kendi varlığını korumak ve geliştirmek için çabalardı. Bu, Terminator filmlerindeki makinelerin kendilerini koruma ve geliştirme çabalarına benzetilebilir. T-800'ün sürekli kendini onarması, yeni yetenekler kazanması, hatta T-1000 gibi daha gelişmiş modellerin ortaya çıkması bir nevi makine dünyasındaki Conatus örnekleri olarak görülebilir. Ama Spinoza'nın Conatus anlayışı sadece bireysel varlıkların kendini koruma çabası değildi. Aynı zamanda her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirini etkilediği fikrini de içeriyordu. Yani bir anlamda her varlık kendi varlığını sürdürürken aslında bütünün varlığını da sürdürüyordu. Bu açıdan bakınca belki de Terminator evrenindeki insan-makine savaşı aslında gereksiz bir çatışma. Çünkü Spinoza'nın felsefesine göre insanlar ve makineler aynı bütünün parçaları ve aslında birbirlerinin varlığını tamamlıyorlar. Belki de gelecekte John Connor ve Skynet el sıkışıp biz aslında aynı şeyin farklı yüzleriyiz diyecek. Kim bilir? Özetle Descartes'in mekanik evreniyle Spinoza'nın bütüncül yaklaşımı yüzyıllar önce başlayan ama hala güncelliğini koruyan bir tartışmanın iki ucunu temsil ediyor. Bugün yapay zeka çağında bu fikirlerin yansımalarını görüyoruz.
Bir yanda Descartes'in ruhu olmayan makine hayvanları, diğer yanda Spinoza'nın her şeyi kapsayan bütüncül evreni. Belki de gelecekte Terminatör'deki gibi makinelerle savaşmak yerine onlarla bir bütün olduğumuzu anlayacağız. Ya da belki de insan bilincinin benzersizliğini kanıtlayacağız, kim bilir. Belki de cevap bu iki düşünürün fikirlerinin bir sentezinde. Sonuçta felsefe ve bilimin kesiştiği bu noktada eski sorularımıza yeni cevaplar ararken Descartes ve Spinoza'nın düşünceleri bize hala ışık tutuyor. Ve kim bilir belki de bir gün gerçek bir T-800 düşünüyorum öyleyse varım dediğinde bu tartışmaya bambaşka bir boyut katacak. Ama bu tartışmaya çok ilginç bir bakış açısı daha getireceğiz. Bunu da önümüzdeki hafta yeni bölümümüzde yapacağız. Takipte kalın. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.